Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde 5. sınıf Türkçe dersi 1. dönem yazılıya hazırlık amacıyla 1. deneme sınavı çözümleri gerçekleştireceğiz. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan ve canlı yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi dersimize geçebiliriz. Birinci sorumuzda Ceyhun'un kullandığı renklenmek sözcüğünü cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ceyhun ne demiş? Hafta sonu piknik yapınca hayatımız renkleniyor demiş. A. Oyun oynamak ve gülmek. B. Gezmek, dolaşmak. C. Hava almak, beslenmek. D. Canlılık ve hareket kazanmak. Ceyhun bu renklenme cümlesiyle ifade etmek istediği, canlılık ve hayatına canlılık ve hareket kazandığı anlamını ifade etmiştir sevgili öğrenciler. İkinci sorumuz, sevgili öğrenciler videoyu izlerken isterseniz ben soru okuduktan sonra videoyu durdurun, kendi cevabınızı verin, daha sonra benim cevabımla karşılaştırabilirsiniz. Böyle daha verimli olacağını düşünüyorum sizin için. İkinci sorumuz, bu pantolon mavi gömleğin altına gitmemiş cümlesindeki altı çizili sözcükte, ki sözcükle aynı anlamda kullanılan bir sözcük aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Gitmemiş diyor, bakın. Altını çiziyorum ben de. Evet. A. Toplantı 2 saat devam etti. B. Şehre varmak için epeyce yol aldılar. C. Koşarak bu kapıdan çıktık. D. Perdeler duvarın rengine uymamış. Buradaki uymamışla gitmemiş benzer ifadeler olarak kullanılmış olabilir. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir sevgili öğrenciler. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki cümlelerin hangisinde hangisi anlamca farklıdır? A. Nerede birlik orada dirlik. B. Ağaç yaprağıyla gürler. C. Boş çuval ayakta durmaz. D. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Burada hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? Burada tabii ki sevgili öğrenciler, boş çuval ayakta durmaz, anlamca diğerlerinden farklıdır. Diğerlerinde bir olmanın önemi fark edin, anlatılmaktadır. Dördüncü sorumuz, aşağıdakilerin hangisinde cümleler neden sonuç ilişkisiyle birbirine bağlanmıştır? Neden sonuç, bakın, dikkat edin, neden sonuç ilişkisini soruyor. A. Hepimiz onu yardımsever olmasıyla tanıyoruz. B. Seninle oynayamam çünkü anneme yardım etmem gerekiyor. C. Masasını düzenledi ve dışarı çıktı. D. Bu kitabı bir haftada okurum dedi. Hangisi neden sonuç ilişkisiyle tanınıyor sevgili öğrenciler? Tabii ki seninle oynayamam çünkü anneme yardım etmem gerekiyor. Neden sonuç ifadesi cümlede vardır sevgili öğrenciler. Devam ediyoruz. Evet, diğer sorumuz metinle ilgili sevgili öğrenciler. İyi okuyalım metni. Cevabımız buna göre vereceğiz çünkü. Değişik afişler var aşağıda. Afişleri incelediğimizde A, B, C ve D'deki afişler bu metni nasıl destekliyor? Bu metni destekleyen afiş hangisidir? Son yılda Türkiye'de 1.250.000 hektarlık sulak alan yok oldu. Binlerce kuşa ev sahipliği yapan göllere kuşlar uğramıyor artık. Yetkililer kuruyan gölleri önce kuşların sonra insanların terk ettiğini söylüyor. Önlem alınmazsa 40 yıl sonra ülkemizin çölleşeceği belirtiliyor. Bu konuda yapılacak örnek çalışma öncelikle insanları bilinçlendirmek olmalıdır. Sizce hangisi? Evet, metinle ilgili afişimiz zaten hemen kendini belli etti. Gördüğünüz gibi Türkiye çöl olmasın diye bir afiş hazırlanmış. Diğer sorumuz, bu parçada numaralı sözcüklerin hangisinde konu dışına çıkılmıştır? Ceviz ülkemizin öz meyvesidir. 2. Binlerce yıldan beri Anadolu'da ceviz ağacı yetiştirilmiştir. 3. Fakat biz birbirimize cevizden yeterince yararlanamıyoruz. 4.
Türk mutfağının tatlarını yabancılara tanıtamıyoruz. Sevgili öğrenciler, 1, 2 ve 3. cümleler cevizden bahsederken 4. cümlede farklı bir konuya değinilmiştir. O yüzden 4. cümle konu dışına çıkmıştır. 7. sorumuz, güneş yeryüzünü ısıttığında yerin hemen üzerindeki havada ısınır. Isınan hava genleşir, yani havayı oluşturan tanecikler birbirinden uzaklaşır. Bu havanın yoğunluğunun azalması anlamına gelir. Yoğunluğu azalan hava hafifler ve yükselir. Yükselen sıcak havanın yerine serin hava alır. Bu sırada bir hava hareketi meydana gelir. İşte rüzgar bu şekilde oluşur. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Rüzgarın oluşması. B. Güneşin dünyaya etkileri. C. Havanın genleşmesi. D. Yeryüzünün ısınması. Zaten şurada cümlenin paragrafın son cümlesinde işte rüzgar bu şekilde oluşur derken bize doğru cevabı veriyor zaten sevgili öğrenciler. Doğru cevap A seçeneği. Bu metne başlık yapılmaya aşağıdakilerden hangisi daha uygundur? Metni okuyalım, daha sonra karar verelim. Karıncalar birbirine sıkı sıkıya bağlı bireylerden oluşur. Çok büyük topluluklar halinde yaşarlar. Karınca topluluklarında iş bölümü, bireyler arası iletişim ve karmaşık problemlerin çözümüne rastlanır. Karıncaların karnında iki tane mide vardır. Birinde yiyeceği kendi için saklar, diğerinde yuvadaki karıncalarla paylaşacağı yiyecekleri saklar. Bu metne uygun başlık hangisi olabilir? A. Karıncalar ve insanlar. B. Karıncaları tanıyalım. C. Karıncalar olmasaydı. D. Karınca çeşitleri. Evet, ne olabilir? Tabii ki karıncaları tanıyalım olabilir. 9. sorumuzda sevgili öğrenciler, bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle parçayı okuyorum. Doğayı korumanın tek yolu insanları küçükken eğitmektir. Çocuklara doğan diledikleri gibi kullanabilecekleri sınırsız bir kaynak değil, özenle korumaları gereken bir hazine olduğunu öğretilmelidir. Bu bilinçle yetişmemiş bir insan ne yapıyorsa yapılsın böyle bir düşünce yapısını sonradan kazanamaz. A. Doğayı korumanın tek yolu sürekli eğitimdir. B. Çocukların doğaya zarar vermeleri engellenmelidir. C. Doğayı koruma bilinci ancak küçük yaşlarda edinilir. D. Doğadan kaynak olarak fazla yararlanmamak gerekir. Sizce hangisi olmalıdır sevgili öğrenciler? Düşünelim. Evet. Cevabımız sevgili öğrenciler. Evet. Bu metne parçada vurgulanmak istenen düşünce sevgili öğrenciler doğayı koruma bilinci ancak küçük yaşlarda edinilir olmalıydı. Evet, diğer bir sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz bir duygu dile getirilmiştir? Büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum. B. Uçak güvenli bir ulaşım aracıdır. C. İzlediğimiz tiyatroda oyuncular çok başarılıydı. D. Sınavdan kötü not alınca hayal kırıklığı yaşadım. Evet, olumsuz duygu hangisinde? Evet, D şıkkında olumsuz bir duygu ifadesi vardır. 11. sorumuz sevgili öğrenciler. Bu metne göre deneyimli kişilerin yol göstermesine ne zaman ihtiyaç duyarız? Önce metni okuyalım. Her şeyi bilmemiz mümkün değildir. En karmaşığından en basitine kadar yaşamımızda karşımıza çıkan yeni durumları kavramak ve bu durumlara uyum sağlayabilmek için deneyimli kişilerin yol göstermelerine ihtiyacımız vardır. Kafamızdaki soruların cevabını danışarak bulur, ileride doğabilecek zararları, yapılacak yanlışları danışarak önlemiş oluruz. Bu metne göre deneyimli kişilerin yol göstermesine ne zaman ihtiyaç duyarız? A. Her şeyi bilmek istediğimizde ve başarısız olduğumuzda. C. Yeni durumlarda karşılaştığımızda. D. Bir yanlış yaptığımızda.
Metni incelediğimizde zaten doğru cevabın yeni durumlarla karşılaştığımızda olacağını göreceksiniz sevgili öğrenciler. Diğer bir sorumuz. Birinci metinde kullanılan gönüllü sözcüğü aşağıdaki gönüllü sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Metni hemen tekrar açık gösteriyorum ve büyütüyorum. Birinci metinde sevgili öğrenciler Eda öğretmenle ilgili. Eda öğretmen çocuklar bugün 25.12.2019 çarşamba yani oyun günümüz. Ahmet Bey'in sınıfı kardan adam yapıp kartopu oynarken biz de sınıfımızda oynayacağız. Saat 12.30'da bana yardım edecek 3 gönüllüye ihtiyacım olacak. Kimler gönüllü olmak ister? Işıl ayağa kalkarak ben öğretmenim, ben gönüllü olmak istiyorum. Gönüllü ne demek biliyor musun Işıl? Biliyorum öğretmenim. Hava Kuvvetleri Komutanı'nda çalışan amcam lösev gönüllüsüdür öğretmenim. Her fırsatta o vakfa ve gözlemli çocukların yattığı hastaneye gider, karşılıksız olarak onlara yardım eder. Ayrıca tanıdıkları gönüllü olmaları için ikna etmeye çalışır. Teşekkür ederim Işıl. Çocuklar bu tür gönüllülere sivil toplum kuruluşu diyoruz der öğretmeni de. Evet. Gönüllü sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Seven kimse sevgili. B. Gönlü yükseklerde olan hiçbir şeyden memnun olmayan. C. Hiçbir yükümlülüğü olmadığı halde bir işi karşılıksız yapmayı isteyen. D. En iyi bildiği mesleği yapan. Tabii ki hiçbir yükümlülüğü olmadığı halde bir işi karşılıksız yapmayı isteyenlere gönüllü diyoruz sevgili öğrenciler. Evet, biraz önce okuduğumuz metne göre aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili değildir? Metni tekrar gösteriyorum. Sonra cevabımızı verebiliriz. Çünkü biraz önce okuduk metnimizi. Evet. Hangisi sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili değildir? A. İhtiyaç sahiplerine maddi destek sağlamak. B. Toplumsal sorunlara çözüm üretmeye çalışmak. C. İnsan arasında fark gözetmeden onlara yardımcı olmak. D. İnsanlara yardımları karşılığında para ödemek. Tabii ki para ödemek gibi bir görevi yoktur sivil toplum kuruluşlarının. Metinlerin ortak yönü hangisidir demiş. A. Oyundan söz edilmesi. B. Karşılıklı konuşmalarda yer verilmesi. C. Dizeler halinde yazılması. D. Okuyanı birleştirmek istemesi. Metinleri tekrar gösteriyorum. Evet sevgili öğrenciler. Buradaki metinlerde amaç gördüğünüz gibi biraz önce okumuştum. Siz de videoyu durdurup okursanız görürsünüz. Oyundan ikinci metinde bu metinde oyundan söz edilmektedir sevgili öğrenciler. Evet, diğer sorumuza geçelim. Bu metinlerde görev, bu nokta aşağıdaki görevlerin hangisiyle kullanılmamıştır? Gün, ay ve yılları gösteren sayıları birbirinden ayırma. B. Kısaltmaları belirtme. C. Sanat dakika gösteren sayılar birbirinden ayırma. D. Cümlelerin tamamlandığını gösterme. Metni tekrar gösteriyorum. Nokta, hatta büyüteyim noktanın kullanıldığı yerleri de göreceksiniz. Bakın. Kullanılmamıştır diyor sevgili öğrenciler. Kısaltmaları belirtmede burada metinde kullanılmamıştır. 16. sorumuz. Öğretmen okuduğu öykünün bu bölümündeki öykü unsurlarını önce öğrencilerin bulmalarını istedi. Aşağıdaki öğrenciden hangisinin cevabı yanlıştır? Önce öyküyü okuyorum. Bruno okula geç kalmıştı ama geniş caddede dalgın dalgın yürüyordu. Şiddetli bir gürültüyle irkildi. Bu gök gürültüsüydü. Onu irkilten ortalık hızla simsiyah oldu. Yağmur sabahinden daha da şiddetli bir biçimde yağmaya başladı. Bruno bir an gözlerini kapadı. Yağmur yüzünü yıkamaya başlamıştı. Aşağıdaki öğrenciler hangisinin cevabı yanlıştır? Ana karakter Bruno demiş. B. Zaman akşam demiş. C. Olay Bruno'nun yağmura yakalanması. D. Yer cadde demiş. Hangisi yanlıştır sevgili öğrenciler? Zaman akşam demiş. Buradaki zamana bakalım çocuklar. Kalemle de çiziyorum. Dalgında şiddetli bir gürültüsün yağmur. Sabahkinde şiddetli bir yağmur. Evet. Akşam olduğu belirgin bir zaman bildirimi yok. Sabahtan sonraki bir zaman. Evet. Okula gidiyor çünkü.
sabahın ilerleyen saatleri diyebiliriz bunu. Diğer sorumuz, bu görselde ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakın, ne yapmış? Annesi çocuğa kızıyor çünkü yerde kırılmış bir vazo var. Çocukta pişmanlık duygusu var. A. Sehpanın üzerindeki vazo kırılıp yere düşmüştür. B. Çocuk vazoyu top oynarken kırmıştır. Ortada top var mı bakalım. Annesi çocuğa kızmaktadır. B. Çocuk vazoyu kırdığı için susurluk duymaktadır. Ortada top yok. Nasıl kırıldığı bilinmiyor. O yüzden doğru cevap B seçeneğidir. 18. sorumuzda Gökçe'nin bu konuşmasında aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? Gökçe ne konuşmuş? Konuşmuş. Biz öğrenciler çok fazla ders çalıştığımız halde bir türlü başarılı olamadığımızdan yakınırız. Oysa çok çalışmak, öğrenmek ve başarılı olmak için yeterli değildir. Başarılı olmak istiyorsak planlı ve düzenli çalışmalıyız. Böylece başka etkinliklere ve zaman ayırır, hoşça vakit geçirebiliriz. Hangisinin yanıtı yoktur? A. Öğrenciler istedikleri mesleğe kavuşmak için neler yapmalıdır? B. Öğrenciler hangi durumdan şikayetçidir? C. Başarılı olmak için neler yapılmalıdır? D. Planlı ve düzenli olmanın yararları nelerdir? Tabii ki mesleğe kavuşmak için neler yapmaları gerektiği belirtilmemiştir. 19. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisi kurgusal unsur içermektedir? O eskiden uçan halının üzerinde dünyayı gezen bir kahramandı. B. Atı tüm topların kaleyi bulması taraftarı coşturmuştu. C. Bir günde bu kadar elbise dikmesi herkesi çok şaşırtmıştı. D. Dükkanına gelen ihtiyar kapısının önünde bir poşet bulmuştu. Uçan halın üzerine dünyayı gezme bir kurgudur, hayal ürünüdür. O yüzden doğru cevap A seçeneğidir sevgili öğrenciler. 20. ve son sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Bakın, yapılmamıştır diyor. Dikkat edin, altını çiziyorum. A. Öğretmenin anlattıkları Cilali Taş Devri'nde yaşanmış. B. Dünden beri bizim de sularımız kesik. C. Araştırma yapmak için Türk Dil Kurumu'na gittik. D. Bu sene Çocuk Esirge Kurumu'na yardım yapmış. Çocuklar, yazım yanlışı yapılmayan ifade D seçeneğidir. Diğerlerinin hepsinde yazım yanlışı yapılmıştır. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. İzlediğiniz videolar beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim bildirimlerden, duyurulardan, videolardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde, sınavlarınızda başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.